Bir açı verilmiş x açısı 90 ile 0'ın arasında. Sinüsü 2 bölü 3'müş. Kosinüsü ne kadardır diye soruluyor. Şimdi bir takım bağıntılarımız var. Onları kullanabiliriz. Ya da şunu yapabiliriz. En basit haliyle. Şimdi bir tane burada bahsi geçen x açısının sinüsü verildiğine göre bir tane dik üçgen çizip x açısını bu üçgene yerleştirebiliriz. Şuradaki açıya x açısı diyelim. Burası x oldu. Şimdi x açısının sinüsü 2 bölü 3. Sinüs karşı dik kenar bölü hipotenüs oluyor. O halde bu üçgende karşı dik kenar 2, hipotenüs 3 olmalı ki sinüsü 2 bölü 3 gelsin. Şimdi bilmediğimiz bir parça var. Şu parça. Oraya k diyorum. Burada Pisagor teoremi kullanabiliriz. Dik kenarların karelerin toplamı hipotenüsün karesine verecek. Yani k'nın karesi artı 2'nin karesi eşittir 3'ün karesi. K'nın karesi artı 4 eşittir 3'ün karesi 9. Buradaki 4'ü yollarız karşıya. Bu durumda k'nın karesi eşittir 5. Her iki tarafın karekökünü alırsak k'mız eşittir karekök 5 olur. Yani şurası buradaki değer karekök 5'miş. Şimdi aradığımız ifadeye gelelim. Biz kosinüs x'i arıyoruz. X'in kosinüsünü. Kosinüsü komşu dik kenar bölü hipotenüs olur. Yani kök 5 bölü 3. İşte aradığımız kosinüs x kök 5 bölü 3 olur.